Merhaba kitapsever dostlar. Bugün yine bir çocuk kitabıyla sizlerin karşınızdayım. Şöyle göstereyim. Küçük Prens. Çok duygusal, çok güzel, çok naif, çok tatlış bir kitap. Çocuklar için yazılmış. Asıl kitap 1000 küsür sayfadan oluşuyor, okuduğum, edindiğim bilgilere göre. Bu kısacık. Yani genelde zaten basımı tüm yayın evlerinde çok kısa, 90-100 sayfalık bir eser. Ama orijinali 1000 sayfalık bir esermiş. Keşke hani onu okuyabilme imkanım olsaydı da eminim ki çok daha doyurucu bir kitaptır. Kitapta şöyle bir cümle geçiyor. O çok etkileyici bulduğum cümlelerden birisi. Ama diyor gözler kördür. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman görebilir diyor. Hakikaten öyle düşündürücü bir cümle ki bu. Yani bakıyoruz ama nasıl bakıyoruz? Yani hayata, insanlara nasıl algılıyoruz, nasıl yorumluyoruz? Yani gerçekten hani yürekten bakabiliyor muyuz o insanlara ya da genel olarak etrafımızda dönen birçok olaya bakışımız nasıl? Yani yüzeysel bir şekilde sadece gözümüzle mi bakıyoruz ya da hissederek mi bakıyoruz? Bunun anlatıldığı çok güzel bir cümle, çok beğeniyorum bunu. Çocuk saflığını, çocuk naifliğini, çocuk doğallığını yazılmış. Ne olur içinizdeki o çocuğa kulak verin diye bağıran bir eser Küçük Prens bence. Kitabın bir yerinde büyükleri hoş görmemiz lazım diyor. Bu anlamda baktığımız zaman yani büyükleri hoş görmek sonuna kadar haklı bir cümle bence. Yani o kadar... Yani o kadar şeyiz ki kin dolu, öfke dolu, sevgisiz, o kadar hoyratız ki çocuklara göre. O yüzden evet büyükleri hoş görmemiz lazım diyor bence çocuklar. Her şey artık sayısal verilerden ibaret. Yani her şeye sayısal olarak bakıyoruz. Yani karşılıksız sevmenin ne olduğunu unutmuşuz. Ve belki de bunu unuttuğumuzda aslında ölmüşüz. Yani öldüğümüz gün aslında karşılıksız sevginin ne olduğunu unuttuğumuzda başlıyor öldüğümüz gün. Ama biz sadece bunu sayısal verilerle ölçüyoruz. Hani şu yaştayım, bu yaştayım, şu yaşta öldüm falan diyoruz. Aslında o yüreğimizdeki o çocuk sevgisini, safça sevmeyi, karşılıksız sevmeyi kaybettiğimizde hepimiz birer ölüyüz, ölü olarak dolaşıyoruz bu dünyada. Ben öyle olduğuna inanıyorum en azından. Kitapla ilgili yaptığım araştırmalarda söylemiştim hani kitabın orijinali 1000 küsur sayfaymış. Bildiğim kadarıyla kitabın yazarını Alman bir pilot uçak yani çarpışıyorlar ve savaş esnasında sanırım çok emin değilim. Çünkü bayağı oldu ben bu kitabı okuyalı. Öldürüyor ve sonrasında çok pişman oluyor pilot. Keşke hani o uçağı vurmasaydım falan diye bahsediyor kitaptan. Yani çocuklarınızın okuyacağı evet harika bir eser. Ama yani ben bilmiyorum ya çocuk kitaplarına karşı inanılmaz bir sevgim var. O yüzden mi bilmiyorum. Çok seviyorum çocuk kitaplarını. Kitap sanılanın aksine hani bana çocuk kitabı değil de hani büyükleri kendine getirmek için, şöyle bir sallamak için, hani sarsmak için yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani biz büyüklerin hani diyoruz ya böyle kendimizi böbürleniyoruz, hani bir şeyler öğretiyoruz, çabasına giriyoruz çocuklara. Aslında tamamen bu büyük bir yalan. Yani biz değil, onların bize öğretecek o kadar çok şeyi var ki aslında oturup çocuklara çok kulak vermek gerekiyor. Onların dünyaya baktığı o sevgiyle, o güzellikle bakabildiğimiz gün bence huzura erecek dünya diye düşünüyorum. Bu yüzden bugünlük videomu biraz kısa kesmek istiyorum. Çünkü konuş konuş bitiremiyorum ben. Konuşacaklarım, anlatacaklarım o kadar çok ki. Çünkü okuduğum kitapları herkesin bir anda okuyup gerçekten severek ve mutlulukla o kitabın son sayfasını kapatmasını istiyorum. Bu yüzden anlatacağım şeyler hiç bitmiyor. Ve hep videolarım uzun oluyor. Hani düşündüğümden hep uzun videolar çekiyorum. Bu yüzden bugün bunu kısa kesmek istiyorum. Mutlaka alın ve okuyun diyorum Küçük Prens'i. Çok tatlı, çok güzel bir kitap.
Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi de unutmayın diyorum. Yine yorumlarınızı, okuduysanız kitapla ilgili düşüncelerinizi paylaşmanızı istiyorum. Onları okumaktan çok büyük zevk alıyorum. Kitapla ve sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.